Sizlere eskiden aklımı karıştıran bir şeyden bahsetmek istiyorum. Elimizde şöyle iki yük olsun. Bu yüklere birer isim verelim. Buna Q1, buna da Q2 diyelim. Bu yükler yan yana bu şekilde dururken ikisini de serbest bıraktığımız zaman birbirinden uzaklaşmaya başlayacaklar. Çünkü birbirlerini itiyorlar. İşareti aynı olan yükler birbirini iterler, öyle değil mi? Dolayısıyla Q2 sağa doğru, Q1 de sola doğru itilecek. Bu yüzden kinetik enerji kazanacaklar ve hızlanmaya başlayacaklar. Ama eğer bu yükler kinetik enerji kazanıyorlarsa, kazandıkları bu enerji nereden geliyor? Eğer enerjinin korunumuna inanıyorsak, o zaman bu enerjinin bir yerden gelmiş olması gerekiyor. Öyleyse bu enerjinin kaynağı nerede? Kazandıkları enerjinin kaynağı elektriksel potansiyel enerji. Böyle bir durumda elektriksel potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor deriz. Yani sistemde başlangıçta elektriksel potansiyel enerji vardı. Daha sonra az elektriksel potansiyel enerji oldu ama kinetik enerji arttı. Elektriksel potansiyel enerji azaldıkça kinetik enerji arttı. Ama bu iki yükü içeren sistemdeki toplam enerji değişmedi. Yani ortaya çıkan kinetik enerji buradan geliyormuş. Kaynağı elektriksel potansiyel enerjiymiş. Ve fizikçiler genelde potansiyel enerjileri göstermek için U harfini seçerler. Potansiyel enerji için neden U'yu seçmişler? Ben de bilmiyorum. P de uygun olabilirdi çünkü potansiyel enerjinin baş harflerini kullanmış olurduk. Ama çoğu zaman bu şekilde göreceksiniz. U'nun altına küçük bir E harfi de koyalım ki elektriksel potansiyel enerjiden bahsettiğimizi anlayalım. Yani yer çekimi potansiyel enerjisi vesaire değil. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Elimizde potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü var. Aynı zamanda bu yüklerin kinetik enerjilerini ifade eden formülü de biliyoruz. Yüklerin kinetik enerjilerini bir yükün kütlesinin yarısını yükün hızının karesiyle çarpıp bulabiliriz. Peki bu iki yük arasındaki elektriksel potansiyel enerjisini bulmanın formülü ne? Eğer bu şekilde iki veya daha fazla yükün yan yana olduğu bir durumda sistemdeki toplam elektriksel potansiyel enerjiyi bulmak için bir formül var mı? İyi haber, evet var. Elektriksel potansiyel enerjiyi bulmak için güzel bir formül kullanabiliyoruz. Kötü haberse formüle ulaşmak için kalkülüs kullanmamız gerekiyor. Kalkülüsle bu formüle nasıl ulaştığımızı bu videoda yapmayacağım. Burada sadece formülü olduğu gibi kabul edeceğiz ve nasıl kullandığımızı göreceğiz. Bir nevi formülde tura çıkacağız. Formül şu şekilde. İki yük arasındaki elektriksel potansiyel enerjiyi bulmak için elektrik sabiti K'yı alıyoruz. Çarpı yüklerden biri, çarpı diğer yük, bölü iki yük arasındaki mesafe diyoruz. İki yük arasındaki mesafeye R diyelim. Bu mesafe, iki yükün merkezleri arasındaki mesafe, yani bir yükün merkezinden diğer yükün merkezine olan mesafe bu uzaklığa r dedik ve karesini almıyoruz. Coulomb yasasında olduğu gibi birçok formülde r'nin karesini alıyorduk. Elektriksel alanda da r'nin karesi vardı. Ama potansiyel enerjide r'nin karesini almıyoruz. Temel olarak bu formüle ulaşmak için integral alıyoruz. Bu integral sayesinde r kare ifadesi payda kısmında r'ye dönüşüyor. O yüzden r'nin karesini almayın. İşte bu kadar. İki yük arasındaki elektriksel potansiyel enerjiyi işte bu formülle buluyoruz. Bu noktada eskiden kafamı karıştıran bir şey vardı. Şimdi bulduğumuz elektriksel potansiyel enerji, q1 yükünün mü, q2 yükünün mü? Bunu en iyi yüklerin oluşturduğu sistemin elektriksel potansiyel enerjisi olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla potansiyel enerji oluşması için her iki yükede ihtiyacımız var. Eğer sadece biri olsaydı potansiyel enerji oluşmazdı. Yani buradaki potansiyel enerjiyi yüklerin oluşturduğu sistemdeki potansiyel enerji olarak düşünün. Ve uluslararası birim sisteminde kullandığımız enerji birimi olan Joule, buradaki elektriksel potansiyel enerjinin de birimi olacak. Bu noktada aynı zamanda elektriksel potansiyel enerjinin skaler bir büyüklük olduğunu da bilmeliyiz. Yani vektörel bir büyüklük değil. Bu enerjinin herhangi bir yönü yok. Sadece sistemdeki toplam potansiyel enerjiyi belirten ve birimi olan bir sayı. Başka bir deyişle bu iyi bir haber. Bir şey vektör olduğu zaman parçalara ayırmamız gerekiyor. Vektörün ne kadarının yukarıya, ne kadarının aşağı olduğunu belirlememiz gerekiyor. Ama elektriksel potansiyel enerjide böyle bir durum söz konusu değil. Bu enerji herhangi bir yöne sahip değil. Dolayısıyla bu enerji bileşenlerini düşünmek zorunda değiliz sadece basit bir elektriksel potansiyel enerji. Peki bu formülü nasıl kullanıyoruz? Nasıl sorularla karşılaşabiliriz? Hadi örnek bir soru çözelim ve bu formülü bir soru içerisinde nasıl kullanabileceğimize bir bakalım. Şimdi örnek sorumuzda bu yüklerin değerleri bize verilmiş olsun ve diyelim ki başlangıçta duruyor olsunlar. Aralarında da 3 cm mesafe olsun. İki yükü de serbest bıraktığımız zaman aralarında 12 cm olana kadar birbirlerinden uzaklaşmış olsunlar. Burada aynı zamanda her iki yükün kütlesini bilmemiz gerekiyor. O zaman her iki yükün de 1 kilogram olduğunu söylemeliyim ki sayılar düzgün çıksın. Öyleyse sorumuzu sorabiliriz. Aralarındaki mesafe 12 cm olduğu zaman yükler ne kadar hızlı hareket ediyor olacak? Şimdi soldaki mavi yük Q1 sola doğru, Q2 ise sağa doğru hızlanacak. Peki ne kadar hızlı gidecekler? Bunu bulmak için enerjinin korunumundan faydalanmamız gerekiyor. Enerji sistemimize her iki yükü de dahil edeceğiz. Ve eğer sisteme her şeyi dahil ettiysek, o zaman sistemin ilk toplam enerjisi, sistemin son toplam enerjisine eşit olmalı diyeceğiz. Peki, sistemin başlangıçtaki toplam enerjisi neydi? Sistem başlangıçta duruyordu. Dolayısıyla ilk durumda sistemde herhangi bir kinetik enerji yoktu. Sadece kinetik potansiyel enerji vardı. Bu enerjiye U ilk diyelim. Ve bu enerji yüklerin arasında 12 cm olduğu son durumdaki toplam enerjiye eşit olmalı. Aralarındaki mesafe arttıkça daha az elektriksel potansiyel enerjiye sahip olacaklar. Ama yine de biraz potansiyel enerjileri kalacak. Buna da U son diyelim ve son durumda hareket de ediyorlar. Yani belli bir kinetik enerjileri de var. Dolayısıyla sistemdeki toplam kinetik enerjiyi de eklememiz gerekiyor. Elektriksel potansiyel enerji formülümüzü kullanarak sistemdeki ilk elektriksel potansiyel enerjiyi 9 çarpı 10 üzeri 9 ki bu elektrik sabiti K'nın değeri çarpı Q1'in yükü diyoruz. O da 4 mikro kulomb değerinde. Mikro 10 üzeri eksi 6 demek. Yükün diğerini de klomp olarak ifade etmemiz gerekiyor. Bunu da Q2 ile çarpıyoruz. O da 2 mikro klomp. Onu da 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 klomp olarak yazabiliriz. Bölü aralarındaki mesafe. Buradaki başlangıçtaki elektriksel potansiyel enerjiydi. O zaman buraya ilk durumdaki aralarındaki mesafeyi yazmamız gerek. Merkezden merkeze olan mesafe 3 santimetreydi. Ama buraya yazamayız çünkü mesafe santimetre cinsinden verilmiş. Eğer birimin jül cinsinden olmasını istiyorsak, yani hızları metre bölü saniye cinsinden bulacaksak, santimetreyi metreye çevirmeliyiz. 3 santimetre 0,03 metre yapıyor. Bunu bulmak için de santimetreyi 100'e bölmemiz yeterli. Çünkü 1 metrede 100 santimetre var. Ve bu mesafenin karesini almıyoruz. Paydadaki r kareli bir ifade değil. Bu ifade buna çok benzeyen başka bir ifadeye eşit olacak. O zaman bu kısmı kopyalayıp eşitliğin sağ tarafına yapıştırabiliriz. Aralarındaki tek fark sağdaki ifadenin son durumdaki elektriksel potansiyel enerji olması. K değeri hala aynı. İki yükün de değerleri aynı. Tek değişen şey aralarındaki mesafe oldu. Artık aralarında 3 cm mesafe yok. 12 cm var. Öyleyse buraya 0,12 metre yazmamız gerekiyor. Çünkü 12 cm 0,12 metre eder. Sonra da buna kinetik enerjiyi ekliyoruz. Şimdi bunu büyük K olarak gösterelim. Ve bu aralarındaki mesafe 12 santimetre olduğu zaman sistemin toplam kinetik enerjisi. Soldaki bütün bu ifadeyi hesapladığımız zaman ilk durumdaki elektriksel potansiyel enerjiyi 2,4 J olarak buluyoruz. Aynı şekilde sağdaki çarpım işlemlerini de yapınca yükleri çarpıp 0,12'ye bölüp bunu da 9 çarpı 10 üzeri 9 ile çarpınca aralarındaki mesafe 12 cm olduğu zaman elektriksel potansiyel enerjiyi 0,6 Joule olarak bulmuş oluruz. Buna bir de sistemdeki toplam kinetik enerjiyi eklememiz gerekiyor. O zaman sistemin toplam kinetik enerjisi yerine kinetik enerji formülünü yazabiliriz. O da 1 bölü 2m v kare. Şimdi gelelim önemli kısma. Her iki yük de hareket halinde. Eğer soruyu doğru bir şekilde çözmek istiyorsak, sadece bir yükün değil, her iki yükün de kinetik enerjisi olacağını hesaba katmamız gerek. Buraya 1 bölü 2 çarpı 1 kilogram çarpı v kare yazarsak yanlış sonuca ulaşırız. Çünkü o zaman diğer yükün kinetik enerjisini yok saymış oluruz. Öyleyse bu durumda başvurabileceğimiz iki yol var. Yüklerin kütleleri eşit olduğu için hızları da aynı olacak. Yani kinetik enerji formülünde kütle yerine 2 kilogram, çarpı hız yerine de ortak hızın karesini alabiliriz. Ya da bunun bir yerine her bir yük için birer terim kullanabiliriz. Böyle yapmak daha güvenli olduğu için şimdilik böyle yazacağım. Tamam, şimdi bu eşitliği çözelim. 2,4 eksi 0,6 1,8 Joule eder. Bu da eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 kilogram. Çarpı ikinci yükün hızının karesi artı 1 bölü 2 çarpı 1 kilogram çarpı birinci yükün hızının karesi olur. Şimdi bu noktada şöyle bir argümanda bulunmamız gerekiyor. Her iki yük de aynı kütleye sahip oldukları için ikisi de aynı hızla hareket edecek. Öyleyse 1 bölü 2 v kare artı 1 bölü 2 v kare sadece v kare edecek. Çünkü v karenin yarısı artı v karenin yarısı bir tam v kare ediyor. Şimdi bu noktada kafanıza şöyle bir şey takılmış olabilir. Her ikisinin de kütlesi aynı olmasına rağmen soldaki yükün değeri daha fazla olduğu için daha hızlı hareket etmesi gerekmez mi? Hayır öyle olmuyor. Bu yükler değerleri farklı olsa da birbirlerine her zaman eşit büyüklükte kuvvet uyguluyorlar. Bu durum biraz kafanızı karıştırabilir ama gerçekte böyle oluyor. Newton'un üçüncü yasası bize böyle olduğunu söylüyor. Öyleyse aynı mesafe boyunca birbirlerine aynı kuvveti uyguluyorlarsa birbirleri üzerinde aynı miktarda iş yaparlar. Ve kütleleri de aynı olduğu için sonunda aynı hıza sahip olurlar. Dolayısıyla sahip oldukları ortak hıza V demiş olduk. Şimdi denklemde V'yi yalnız bırakalım. Her iki tarafın karekökünü alırsak her iki yükün de hızını 1,8'in kare kökü olarak buluruz. Aslında teknik olarak önce Joule bölü kilograma bölmemiz gerekirdi. Çünkü kilogram 1 olmasına rağmen birimlerin doğru olması için Joule bölü kilogram yazmamız gerek. Kare de aldığımız zaman sonucu 1,3 metre bölü saniye olarak buluruz. Aralarındaki mesafe 12 cm olduğu zaman yüklerin sahip olacakları hızı bu şekilde bulmuş olduk. Yani sistemdeki potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmüş oldu. Ve son durumdaki potansiyel enerji ilk durumdaki potansiyel enerjiye göre daha azdı. Potansiyel enerjiler arasındaki farksa yüklerdeki kinetik enerjiye dönüştü. Böylece soruyu çözmüş olduk. O zaman soruyu bir de şu şekilde değiştirerek çözmeyi deneyelim. Diyelim ki bu sefer yükler dururken aralarındaki mesafe 3 cm değil de 12 cm olsun. Ama bu sefer Q2 yükünü negatif yapalım. Yani pozitif 2 mikrokolomb yerine bu sefer negatif 2 mikrokolomb olsun. Şimdi yükü negatif yaptığımız için pozitif yükü çekmek isteyecek. Aynı şekilde pozitif yük de negatif yükü çekmek isteyecek. Öyleyse diyelim ki aralarındaki mesafe 12 cm olan bu yükleri dururken serbest bıraktık ve aralarındaki mesafe 3 santimetre olana kadar hareket etmelerine izin verdik. Ve yine aynı soruyu soralım. Aralarında 3 santimetre olduğu anda yüklerin hızları ne olur? Şimdi bu durumda matematiğimizde herhangi bir değişiklik olacak mı? Başlangıçta durmakta oldukları için ilk durumda yine kinetik enerjileri olmayacak. O zaman bu değişmeyecek. Ama bu sefer aralarında 3 santimetre varken harekete başlamıyorlar. Öyleyse... 3 ile başlayıp 12 ile bitirmek yerine 12 cm ile başlayıp 3 cm ile bitirecekler. Peki burada başka ne değişiyor? Değişen bir diğer şey Q2'nin işaretiydi. Buraya yüklerin işaretlerini yazmamız gerekiyor diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama bunu elektrik alanında veya elektrik kuvvetinde yapıyorduk. Eğer bunlar vektör değilse pozitif veya negatif işaretleri yazabiliriz. Hatta yazmalıyız. Burada yapabileceğimiz en kolay şey yüklerin pozitif veya negatif işaretlerini yerlerine koymak olur. Böylece denklem bize pozitif potansiyel enerjimi yoksa negatif potansiyel enerjimi bulacağımızı söylemiş olur. İşaretleri elektrik alanı ve elektrik kuvveti formüllerinde yazmıyoruz. Çünkü onlar birer vektör. Ve vektör oldukları için hangi yöne baktıklarını bulma konusunda negatif işaretler kafamızı çok karıştırıyor. Ama bu durumda negatif işareti işimizi zorlaştırmayacak. Çünkü bize sadece pozitif potansiyel enerji ya da negatif potansiyel enerji bulacağımızı söyleyecek. Vektörü bileşenlerine ayırmaya uğraşmayacağız. Çünkü elektriksel potansiyel enerji skaler bir büyüklük. Uzun lafın kısası, eğer yük pozitifse yerine artı işaret, yük negatifse yerine eksi işaret koyuyoruz. Bu sayede formül potansiyel enerjinin pozitif ya da negatif olduğunu söylüyor. Skaler bir büyüklük olduğu için de bileşenlerini ayırmamız gerekmiyor. Başka bir deyişle yukarıdaki iki yerine eksi 2 mikro yazıyoruz. Aynı şekilde denklemin sağ tarafında da pozitif iki yerine 2 yerine eksi 2 mikro yazmamız gerekiyor. Şimdi sol taraftaki hesaplamayı yaptığımız zaman şaşırtıcı olmayan bir şekilde başlangıçtaki potansiyel enerjiyi eksi 0,6 Joule buluyoruz. Bu durum kafanızı karıştırmış olabilir. Nasıl olur da negatif potansiyel enerjiyle başlayabiliriz? Sıfırın altında potansiyel enerjiye sahip olan bir sistemden nasıl olur da kinetik enerji alabiliriz diye düşünüyor olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biraz garip bir durum. Başlangıçta sıfırın altında veya sıfır potansiyel enerjimiz varken nasıl kinetik enerji verebiliyoruz? Çünkü denklemin sağ tarafındaki terim yani sistemin son durumdaki potansiyel enerjisi ilk durumdakinden daha fazla negatif olacak. Bu terimi hesapladığımız zaman son durumdaki potansiyel enerjiyi eksi 2,4 jül olarak buluyoruz. Ve buna da sistemin kinetik enerjisini ekliyoruz. Yani başka bir deyişle sistem hala kinetik enerji kazanabiliyor. Çünkü hala potansiyel enerji kaybediyor. Başlangıçta negatif potansiyel enerjimizin olması ilk durumdan daha az bir potansiyel enerjiye sahip olamayacağımız anlamına gelmiyor. Bu aslında biraz ekonomiye benziyor. Sıfırdan daha az parayla başladığımız zaman bu sizin daha fazla para harcayamayacağınız anlamına gelmiyor. O durumda bile kredi kartı edinip daha çok borca girebilirsiniz. Paranın sıfır veya sıfırdan az olduğu zaman bile hala bir şey alabilirsiniz. Bu sadece borcunuzun gittikçe artacağı anlamına gelir. Elektriksel potansiyel enerji de işte aynı böyle davranıyor. Daha çok borca giriyor ki kinetik enerjideki artışı karşılayabilsin. Ekonomik açıdan bakarsak mantıklı bir davranış değil ama sonuçta bu fizik yani enerji bu durumu önemsemiyor. Pekala o zaman sistemin kinetik enerjisini bulalım. Her iki tarafa 2,4 joule eklersek sol tarafta artı 1,8 joule olur. Bu da eşittir. Buraya iki terim yazmamız gerekiyor çünkü her ikisi de hareket halinde olacak. Evet, bu da eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 kilogram çarpı yüklerin birinin hızının karesi artı 1 bölü 2 çarpı 1 kilogram çarpı diğer yükün hızının karesi. Ve aynı şekilde bu toplam bize v kareyi veriyor. V'yi yalnız bırakırsak bir önceki sefer bulduğumuz sonucun aynısını bulacağız. 1,3 metre bölü saniye. Toparlayacak olursak iki yük arasındaki elektriksel potansiyel enerji formülünün K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü R olduğunu söyledik. Enerji skaler bir büyüklük olduğundan potansiyel enerjinin pozitif veya negatif olduğunu bulmak için formüle artı veya eksi işaretlerini yerleştirebiliriz ve bu enerji olduğu için enerjinin korunumundan faydalanabiliyoruz. Aynı zamanda sistemler negatif potansiyel enerjiye sahip olabilirler ve bu sistemler enerjilerini yine de kinetik enerjiye dönüştürebilirler. Böyle bir durumda sadece elektriksel potansiyel enerjilerin daha çok negatif olmalarını sağlamak gerekir.